Tutuklandı şimdi ama hani o kadar her şey sızıyor ya, ama dosyada mesela bu Enes'e uyuşturucu testinin yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz biz yani. Yapılması gerekmez mi? Kesinlikle. Gerekir. Çünkü gerçekten ciddi anlamda bir uyuşturucu kullanıcısıysa bu, o günde belki onun etkisiyle bir şeyler yapmış olabilir mi? İstanbul'a getirecek üzerinden kadar, en azından o örneklerin evet. alınmış olması gerekir ama hiç sızan bilgiler arasında bu yoktu. Ben kaçırdıysam sen söyleyeceksin. Şöyle bir de bu bahsettiğim olay örgüsünde arabanın içinden Enes ve iki arkadaşı indirildikten sonra amca telefonundaki bütün mesajları silip kapatıp başka birine teslim ediyor iddiaya göre. Şimdi son sinyal bu çocukları indiği nokta. Aslında Salim Güran, Enes ve iki arkadaşın bu narin cinayetini üstlenebilsin diye de böyle davranmış olabilir. Eğer cinayet şüphelisi kendisininse. Ve 2011'de anlatılan olay örgüsüne baktığımız zaman yine köyün iddiasına göre kendi öz kardeşinin ölümünde de 18 yaşında bir çocuğa kaldı diyorlar. Yine aynı örgü yaratılmak istenmiş olabilir. Yani tabii yani gerçekten hepimiz ayrı bir dedektif gibi hani düşünüyoruz ama o da şu... tabii her şeyi düşünen belki orada mesela Enes ve iki arkadaşını... Sonuçta Narin'in o cansız bedeninin saklanması için kullanabilirdi. Fakat kocaman soru işareti. Nevzat Bahtiyar niye işin içine girdi? 15 yaşındaki R.A. niye işin içine girdi mesela? Onlar neden işin içine girdiler bu noktada? Bunların hepsi kocaman kocaman soru işaretleri. Bilmiyorum ki. Turan Bey ne diyorsunuz Cem'in verdiği bilgilere? Yani aslında, hani kaynağı ona böyle bir tablo çiziyor. Hem sade bir vatandaş, hem bir hekim, hem de siyasetçi olarak yorum yapmak isterim. Çok vahim bir olay. Bir kere zaten yani insan yüreğinin kaldıramayacağı kadar vahim bir olay. Ama olayın çok boyutu var. Bir feodal yapının getirdiği bir düzen var. Son derece koordine, organize, planlı ve muhtemelen daha sonrasında destek alındığı anlaşılan bir süreç var. Ve maalesef avuçlarımızın arasından kaybolup giden pırıl pırıl bir yavru var. Şimdi burada önce sistematik olarak yapılan hatalardan bahsetmek istiyorum. Birincisi, oradaki jandarma komutanı olayın hemen ardından birkaç gün sonra merak etmeyin Narin'imize kavuşuyoruz, az kaldı, onu sağ salim bulacağız diye bir açıklama yaptı. Peki jandarma komutanı bunu niye açıkladı? Yani bu açıklamayı yapacak olan birinin elinde çok somut, sabit ve bizim nihayetinde mutlu bir sonla buluşturacak bilginin olması lazım. Bu rastgele bir açıklama olamaz. Bu açıklamanın neden yapıldığını ve jandarma komutanının aradan 15 gün geçmesine rağmen Narin'in cesedinin bulunmayışının ya da canlı bulunmayışının hesabını vermesi lazım. Burada başka sorular da akla geliyor. Acaba jandarma komutanının bu aileyle önceden bir hukuku bir bağlantısı var mı? Hani bölge insanı olabilir, jandarmanın herkesle irtibatı vardır buraya kadar anlıyorum ama yani bu çok önemli bir ayrıntı. Yani neden bu ayrıntıyı verdi ve daha sonra ortadan kayboldu? İçişleri Bakanlığı buna bir açıklama vermesi lazım. Şimdi benim asıl çarpıcı bulduğum başka bir şey daha var. Bakın Narin muhtemelen cansız bedeni arabaya kondu, arabanın ön tarafına. Cem Bey detaylı bilgileri verdi. Muhtemel ki benim kafamdaki hekim olarak senaryo Narin boğulmuş ve elle boğulmuş. Çünkü otopsi raporunda boyun kemiğinde herhangi bir kırık yok, şiddetli bir darbe yok, bir şeyle vurulma yok. Kesici alet şimdi yok. Otopsisi muhtemelen oradaki adalelerden yapılacak histolojik incelemelerle kabaca anlaşılacak neden olduğu. Su altında kalmış olsa bile adaleler hala bize o bilgiyi verecek. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Şimdi bu boğulma senaryosu gerçekse ki ben %99 böyle olduğunu düşünüyorum. Arabaya konduğunda boğulan kişinin vücut sıvıları dışarıya taşar ve arabaya belli ki kan veya diğer vücut sekresyonları saçılmış durumda. Bunu da gördüğü için orada benzinciye uğradı ve tarihi bir hata yaptı orada. Benzinciden aldığı ıslak bezle oraları silmeye çalıştı. Aslında onları silerken oraya bütün kanıtları bıraktı. Tıbbi hekim olarak söylüyorum. Bütün kanıtları bıraktı. Şimdi beni rahatsız eden şey şu. Bu cinayetin en önemli belgelerinden bir tanesi, delillerinden bir tanesi o arabaydı. O araba anladığım kadarıyla koltuk çıkartılmış ve geri iade edilmiş. Çok vahim bir hataydır. Tarihi evet. bir hatadır. Bunu Doğru. hiç kimsenin yapmaması lazım. Bu neden yapıldı?
Ben bunu sorgulamak istiyorum. Bir başka konu daha. En önemli şüphelilerden bir tanesi abi. Abi önce Diyarbakır'a gidiyor, ardından İstanbul'a gidiyor. Ve orada kolundaki bir ısırıktan bahsediliyor. Sırtındaki bir takım izlerden bahsediliyor. Abi diyor ki bunu ben yaptım. Fakat zamanında gitmediği için, yani gecikmiş bir zaman diliminde gittiği için, vücut kendini tamir ettiği için yine en kıymetli adli tıp delili olan o ısırıktaki DNA örnekleri alınamadı. Çünkü vücut tamir ettiği için izler kapatıldı. Eminim fotoğrafı alınmıştır. O fotoğraf narinden daha sonra diş izleri alınarak alınacak fotoğraflarla karşılaştırılıp bir ortaya bir gerçek çıkacaktır. Bunu henüz bilmiyoruz ama o çocuğun abinin neden daha sonra geç bir vaziyette oraya götürüldüğünü ben hala çözebilmiş değilim. Ve abi orada bir açıklama yaptı. Ben kolumu kendim ısırdım dedi. Buna şimdi bir yorum yapacağım. Tabii burada abinin uyuşturucu kullandığına dair anneden bir ima var. Fakat ne olursa olsun idrar, kan, saç örnekleri vesaire herhangi bir uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair kanıtların olabileceği çok açık. Ama abinin bu örneklerin alındığına dair bir bilgi yok. Bu da çok önemli bir soru işareti. Şimdi gelelim abinin ifadesine. Dün akşam abi ifade verdi. Diyor ki ben diyor çok öfkelendim, kolumu kendim ısırdım diyor. Sonra kardeşimi ararken mısır tarlaları arasında yüzüme gözüme mısır çarptı, ondan oldu diyor. Sırtımdaki izler nedir diye sorulduğunda işte sırtımda mısır tarlalarında çizildi diyor. Şimdi kendince bu öğretilmiş belli. Fakat o gözündeki morarma belli ki, yani eğer fail oysa, iki eliyle bu lanet olası işi icra ederken zavallı narin kendini koruyabilmek adına can havliyle abiye vurdu. Ve muhtemelen senaryo böyle. Öte yandan sırtındaki izler de yine zavallı narinin, o güzel yavrunun kendini korumak için abiye vermiş olduğu tepki, reaksiyon. Şimdi burada başka bir şeye döneceğim. Su altında çok özür dilerim Turan Bey, yani o ilk gözaltına alındığında da yani o izler görülmüştür herhalde değil mi? Onlar nasıl incelenmedi mi yani? Oradan Yani mutlaka incelenmiş olması lazım. İncelenmemiş olamaz. Onlar hala çok kıymetli ama zaman geçtiği için Senem Hanım cilt kendini tamir ettiği için 3. 4. günden sonra narine dair iz bulma şansımız orada yok. Ama tersten baktığımızda narin 2 haftadır su altında. Yine bir kişi bir akıl vermiş ona, yani toprağın altına gömülü olmuş olsaydı çok daha fazla adli tıp verisi elde ederdik. Suya gömülmüş ve suda birçok veri maalesef ortadan kaybolmuş oluyor. Fakat 91 örnek alınmış narinden ve tırnak aralarından mutlaka ve mutlaka bir parça alınmıştır, %100 alınmıştır ve bu bize en kıymetli delili verecektir. Muhtemelen abiye ait veya kimse suçluya ait DNA verileri tırnak aralarından çıkacak. Bu yorumları ben bir hekim olarak yapıyorum, dikkatle takip ettiğim için yapıyorum ve bir siyasetçi olarak yapıyorum. Şimdi burada yani sistematik olarak bu sürecin takibiyle ilgili yaşanan bu eksiklikleri vurguladıktan sonra siyasetçilere de bir eleştiri yapacağım. Yani bir genel başkan yardımcısı AKP'den çıktı, dedi ki ah narin vah narin dedi, tweet mesajı attı. Öte yandan bir başka AKP'li gitti cenazeye, orada poz poz selfiler çektirdi, sosyal medya hesabından paylaştı. Bir başka AKP'li ki yıllar önce yargı da bizde, yasama da bizde, yürütme de bizde, her şey bizde diyerek meydan okumuştu. Topluma ve demokrasiye meydan okumuştu. Şimdi de diyor ki ben aileyi 40 yıldır tanıyorum, biliyorum, bildiğim şeyler var ama söyleyemem diyor. Tabii bunun teviri de yapıldı ama benim siyasetçi olarak okumam bu yönde. Belki farklı değerlendirmeler de olabilir. Ne yaptı? Geçtiğimiz günlerde 3 tane sayın bakan gittiler mezarın üzerinde değerlendirme yaptılar. Yanında fotoğraf verdiler ve Erdoğan dediler, inşallah bize talimat verirse biz bu işin üstünden geleceğiz. Bu da benim bir siyasetçi olarak kabul edemeyeceğim bir süreç. Tabiatıyla çok karmaşık, siyasi boyutu, devletin başından itibaren bana göre sistematik hataları var. Yani bunu bilerek yaptığını söylemek istemem, haksızlık edebilirim ama büyük yanlışlar var, ihmaller var. Bunların mutlaka irdelenmesi lazım. Öte yandan o feodal yapının bu kadar güçlü olaya vaziyet etmesi çok önemli. Hatta bunun taammüden koordineli ve organize bir şekilde yapıldığı çok açık. Bu nasıl oldu? Olaydan sonra sürecin idare edilmesi, koordine edilmesi, saklanması ile ilgili son derece profesyonel adımlar atılmış. Suya saklanması, işte çok sayıda kimliksiz sim kartların alınması, bilgilerin silinmesi, özel programlarla silinmesi, birçok şey var. Belli ki burada çok önemli bir destek de alınmış veya gerçekten bunu yapanlar son derece profesyonel. Evet. Ama nihayetinde
Cem Bey'in bahsetmek istemediği haklı olarak o Türk toplumunun kabul edemeyeceği o manzara. Şimdi Sezin Hanım niye böyle oldu ki? Zaten bütün köylü biliyor diyor. Çok haklı olarak bu soruyu yöneltti. Ama ben başka bir açıdan bakacağım. Yani bütün köylünün bunu dedikodu yapıp babaya söylemesiyle 8 yaşındaki bir çocuğun babaya söylemesi, ifade etmesi, tanık olarak ifade etmesi çok daha farklı şeyler ifade ediyor. Ve maalesef burada yavru o olayı görmesinin, zeki olmasının, konuşabilecek karakterde olmasının çok ağır faturasını canıyla ödedi. Bir cümlede onun ablasıyla daha önceki hayatını kaybetmiş kardeşiyle ilgili bir değerlendirme yapacağım. Bakın yine hekim olarak söylüyorum. Bir kişi bir travma öyküsüyle acile geldiğinde, ki çocuğun yani hayatını kaybeden diğer kardeşin acile bu şekilde geldiği, merdivenlerden düştüğü ifadesiyle geldiği söyleniyor. Bu durumdaki bir kişinin önce doktor tarafından raporunun tutulması lazım. Şartsız, koşulsuz, ne olursa olsun hastane polisine verilmesi lazım. Ve yine travma öyküsüyle gelmiş ve hayatını kaybetmiş biri yine koşulsuz bir şekilde savcılığa teslim edilmesi ve savcılık talimatıyla da otopsinin yapılması lazım. Bütün bunlar yapılmamış. Şimdi ister istemez şunu soruyorum. Acaba aile gerçekten söylendiği kadar nüfuzlu bir aile bu olayın örtülmesi için hastaneye, doktora, oradaki polise, savcıya bir baskı mı uyguladı da bu süreç bu kadar bariz bir süreç, yani yasal olarak yapılması gerekenlerin hiçbiri yapılmadan üstü örtülüp kapatıldı. Bunun da mutlaka geriye dönük araştırılması lazım. Adli tıp uzmanlarıyla görüştüm. Aradan 4-5 sene geçmiş olmasına rağmen mezarı fethi kubur yapılır, mezarı açılırsa hala önemli verilere ulaşma şansı var. Tabiatıyla çok vahim bir olay. Evet. Yüreğimizi kanatan, içimizi acıtan bir olay. Ama bunun belki de bir neticesi olacak. Artık bu feodal düzen, devletin üzerinde güç olduğunu savunan ya da zanneden yapılar bundan sonra bu kadar pespaye bir şekilde davranamayacaklar. Bu olayın bütün detaylarıyla açıklanmasının hem Nari'nin hatırası, hem gerçeğin ortaya çıkması, hem Türk toplumunun gerçeği bilmesi açısından kıymetli, ama bir anlamı daha var. Bundan sonra insanlar bu kadar fütursuzca ve ben buradayım, devlet benim diyebilecek gücü kullanamayacaklar. Umuyorum bir an önce gerçek ortaya çıkar. Ama bir noktada bir katkı daha sağlayayım, düşündüğümü paylaşayım. Şu anda kolluk kuvvetlerinde, savcıda bizim bildiğimiz, konuştuğumuz ve tahmin ettiğimiz, el yordamıyla bildiğimizi düşündüğümüz her şeyin çok daha ötesinde bir bilginin olduğundan eminim. Bugün yarın gerçek ortaya çıkacaktır. Ama nihayetinde korkarım bu aile içi bir mesele. İşin içerisinde abi var, annenin izni dahli var ve diğerleri de buna müdahil olmuşlar. Çok acı bir olay. Belki yani belki en net söyleyebileceğimiz şey ne olduysa aile içinde oldu. Abiyle yani ilgili. Değil mi? Evet. Onu söyleyebiliyoruz. Fatih Bey, çok kısa bir ara vereceğim. O aradan sonra işte nasıl Salim Güran'ı bütün okların gösterdiğine dair işte en son...